Ben arkadaşlarım, kendisine hiçbir zaman saygıda kusur etmedim. Kendisi duayen bir parti büyüğümüz olarak bizden her zaman saygı görmeye devam edecektir. Ama bu bizim aday olmamızı hiçbir zaman engellemez. Dolayısıyla bu bayrak değişimidir. Bayrağı Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını, belediyecilik bayrağını, sosyal demokrasi bayrağını, hizmet bayrağını Sayın Başkanımız Sedat Peker'den devralacağıma inanıyorum ve bunu daha yukarılara taşıyacağıma yürekten inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, sizler ve Bandırma beni yakından tanıyor. Ama yine de özgeçmişimden size kısaca söz etmek istiyorum. Bandırma doğumluyum. Ancak ailem Manyas kökenlidir. İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum. 25 yılı aşkın Bandırma'da ticaretle uğraştım. Uzun yıllardır hepiniz biliyorsunuz sosyal demokrasiye, emek ve hak mücadelesine destek olduğum içinde yer aldım. Bandırma'da 5 yıl Durgut Ergin döneminde, Doğru Yol Partisi döneminde muhalefetten belediye meclis üyeliği yaptım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup sözcülüğünü yaptım. Yine 5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bandırma ilçe başkanlığını yaptım. 5 yıl. Bu benim en gururla yaptığım görevlerden bir tanesi. Değerli arkadaşlarım, 2004 yerel seçimlerinde partimin adayı oldum. Yine partimin il yönetim kurulu üyeliklerinde ve kurultay delegeliklerinde bulundum. Kendimi siyasette ve belediyecilikte deneyim sahibi bir insan olarak görüyorum. Asıl deneyimimi de son 4,5 yıldır yaptığım belediye başkan yardımcısı olarak yaptığım görevden sonra edindim. Bu görevler içerisinde 5 yıllık stratejik planın hazırlanmasında görev aldım. Her yıl performans programını meclise sundum. Yine her yıl Mali Hizmetler Müdürümüzle birlikte oturarak belediye bütçesini yaptım. Yine 4,5 yıldır belediye encümeninin başkanlığını yürütüyorum. Değerli arkadaşlarım, yine belediye meclis grubunun, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu'nun grup sözcülüğünü mecliste yapmaktayım. Yine bana bağlı 6 dairenin yönetimini sağlıyorum. Bunların içinde en başta Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere, Park Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere, Sağlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere, İtfaiye ve Hal Müdürlüğü olmak üzere 6 müdürlük bana bağlı. Değerli arkadaşlarım, yani kısacası icraatın içinden geliyorum ve kendime son derece güveniyorum. Siz partililerime ve Bandırmalı hemşerilerime de yürekten inanıyorum. Cesaretle yola çıktım. Özellikle bu kelimeyi seçerek kullanıyorum. Ustalık dönemime hazırlanıyorum. Daha büyük hizmetler için heyecan duyuyorum. Bu göreve her zamankinden çok kendimi hazır hissediyorum. Ben kendimi ölçmek için değil, Bandırma'yı İzmir gibi, Eskişehir gibi sosyal demokrasinin kalesi bir kent yapmak için aday oluyorum. Değerli arkadaşlarım, çağdaş insanların yaşadığı sosyal bir kent olan Bandırma'yı AKP'nin yasaklarına ve yaşam biçimine dayatmalarına bırakamayız. Benim önceliğim belediye yönetiminin sosyal demokratlarda kalmasıdır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmasıdır. Bunun gerçekleşmesi için bana düşen her şeyi yapmaya hazırım. Ben aday olamadığım takdirde de partimin başarısı için, aday olan arkadaşımızın seçilmesi için ve her şeyi yaparak çalışmaya da hazırım. Bunu da buradan açık bir ifade ediyorum. Ancak bu seçim ve adaylık süreçlerinin de sağlıklı işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Demokratik işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Şeffaf işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz eskiden herkes genel merkeze bakardı, oradan kimin ismi gelecek diye. Biz artık bunları aşmak istiyoruz. Tüm üyelerle yerim yoklaması istiyoruz. Partide tüm üyelerle yerim yoklaması istiyoruz. Anketin yapılmasını istiyoruz, halka sorulmasını istiyoruz ama bu anketin gerçekçi olmasını istiyoruz.
bir kişinin isminin sorulmasını değil, bütün adayların isminin sorulmasını istiyoruz. Bu konularda ilçe başkanımıza ve örgütümüze, yönetim kurulu üyelerimize son derece güveniyoruz. Artık taban ve halk söz ve karar sahibi olmalı. Kendi adayını kendisi belirlemelidir. Değerli arkadaşlarım, bugün bana geçici başkanlığımızı yapan Ertan Ering'in albayımız bir öneri getirdi. Bir dedi imza kampanyası başlatalım. Parti tüm üyelere sunalım. Biz aşağıda isimler olan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri Bandırma'da tüm üyelerin katıldığı eğilim yoklamasıyla adayımızı belirlemek istiyoruz diye bir imza kampanyası. Onu sanırım arkadaşlarımız boş şeyleri hazırladılar. Ben bunu ilçe başkanımızın hoşgörüsüne sığınarak uygulanmasında yarar olacağını düşünüyorum. Bunu da buradan sizlere hatırlatmak istedim. Değerli arkadaşlar. Ama şunu biliyorum ki zaten ilçe örgütümüz bu kararı aldı, il yönetimimiz de bu kararı aldı, parti meclisimiz de bu kararı aldı. Bunun artık uygulanması geriye kaldı. Değerli arkadaşlarım, Bandırma'da çok sayıda aday adı var deniyor. Ve bundan şikayet eden insanları duydum ben. Tam tersine ben bundan çok mutlu oluyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde ışık var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde umut var Bandırma'da özellikle. Aramızdaki 2011'deki 10 puanlık oy farkı kapanmadı arkadaşlar. İnşallah seçimde daha da artırarak devam edeceğiz. O yüzden umut var, ışık var. Çok sayıda da adayımız var. Onlar partimize ve seçmenimize alternatif sunuyorlar. Medeni cesaretle, özveriyle ortaya çıkıyorlar. Ben onlara saygı duyuyorum, sizler de saygı duyun. Değerli arkadaşlarım, adaylarımız çok değerli insanlardır. Hepsi benim arkadaşım ve dostum. Onlar bizim zenginliğimizdir. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Önemli olan kırmadan, dökmeden, karalamadan, olumsuz propaganda yapmadan. Bravo başkan. Herkes kendi düşüncelerini ve projelerini anlatarak bu süreci geçirebilir. Ben böyle yapacağım. Ben bu sürecin sağduyuyla, saygıyla, sevgiyle ve hakkaniyetle sonuçlanacağına inanıyorum. İnşallah. Hepimize büyük görevler düşüyor bu konuda. Bu sıcaktan artık sizleri kurtarayım. Biraz son sözlerimi söyleyeyim. Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak bizim yönetimimizde Bandırma canlı, hareketli, cıvıl cıvıl yaşayan bir kent oldu. Bandırma demokrasinin ve özgürlüğün kenti oldu. Bir sahil kenti olduğunu hatırladı. Akşamları sokağa çıktığınız zaman Cumhuriyet Meydanı'nda o coşkuyu görebiliyorsunuz. Bandırma bundan sonra da çağdaş yaşamı benimseyen sosyal yaşamı hareketli bir kent olmaya devam edecektir. Münferit hadiseler, olumsuz gelişmeler de zaman zaman olabilir. Yani özgürlükleri aşırı derecede kullanan, aşırıya kaçan insanlar da olabilecektir. Bu olumsuzluklara karşı da hep birlikte mücadele edeceğiz. Üzerine gideceğiz. Ancak bize bir yaşam biçimi dayatılmasına da asla izin vermeyeceğiz. Bandırmalılar Atatürk ilke devrimlerine sahip çıkmaktadır. Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmaktadır. Bandırmalılar ulusal bayramlarına sahip çıkmaktadır. Bunları kanıtladılar. Ve Bandırmalılar yine çağdaş yaşam tarzından asla taviz vermeyecektir ve AKP'ye de Bandırma'da geçit vermeyecektir. Arkadaşlarım, sizlerle birlikte, halkımızla birlikte yeniden başaracağımıza inanıyorum ve daha büyük hizmetler yapmak üzere herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.